bir şeyden dolayı ciddi bir gündem. Evet. Gündem aslında açlık gündemi. Fikri Sağlar, aslında Fikri Sağlar, pardon sözünüzü kesmek gibi olmayayım ama şimdi Sedef Kabaş telefonda bekliyor. Sedef'i isterseniz bir araya alalım. Çünkü Sedef tamam. de aynı kaderi yaşadığı için Gülşen'le gene troller üzerinden bir saldırıyla başına o olaylar geldi. İsterseniz önce bir dinleyelim, sonra size gene devam edelim. Sedef de mağdur olan ve evet. Türkiye'de evet. yürekli kadınlarımızdan bir tanesi. Dolayısıyla onu dinlemek bizim Sedef'e. İçin daha önemli bizim sözlerimizden. Evet, evet Sedef iyi akşamlar. İyi akşamlar sevgili Namık. Bütün konuklara, değerli konuklara iyi akşamlar diliyorum. İzleyicilerimize iyi akşamlar Sağ diliyorum. Sağ i̇yi akşamlar demenin zor olduğu günlerden geçiyoruz ama biz iyi günlere kavuşacağız. Yani bütün bu karanlık dönemin aslında son mertebelerine geldiğimizin göstergesi bugün yaşadıklarımız. Biz şu anda tabii ki çok ciddi mağduriyet yaşıyoruz ve korkunç saldırılara maruz kalıyoruz. Ama şunu söyleyerek başlayayım, sonra senin sorunla devam edeyim. Bütün izleyicilerimize şunu hatırlatmak isterim. En çok saldıranlar aslında en çok korkanlardır. Dolayısıyla biz güçlüyüz ve bu karanlık dönemi atlatacağız. Bütün bu saldırılar aslında onların ne kadar güçsüz ve az içinde olduklarının göstergesidir diye düşünüyorum. Evet, evet. Şimdi tabii bu süreci sen de yaşadın. Çünkü senin evet. söylediğin söz bir hafta sonra gündeme geldi. Hatta evet. Rütük'te biz bir takım kişilerle görüştüğümüzde dediler ki biz atlamışız diye bu konuda fırça yedik. Sonra troller evet. üzerinden olay yayılınca aa ne olmuş ne söylenmiş dediler ve evet. iş önce gözaltına sonra tutuklamaya gitti. Evet. Ve aynı olay tekrar ediyor. Dejavu gibi bir şey. Evet. Bunlar aslında ben bugün de Twitter'da yazdım. Yani bu yapı çok net artık. Yani sistemli olarak yapılıyor bu. Ne yapılıyor? Önce bir özne seçiliyor. Tırnak içinde bir kurban seçiliyor. Bunlar genelde herhangi bir suç söz konusu değil bu seçimde. Yani bir tweet, bir atasözü, bir espri, bir şarkı sözü bunlar hiçbir şekilde hafiflik suçlar değil zaten. Yani suç olup olmadıkları bile tartışmalı. Hani abi şey yok, yatarı olmayan evet, suçlar deniyor. Fikir özgürlüğü, ifade özgürlüğü kapsamında dünyanın gelişmiş ülkelerinde değerlendirilen konumdaki beyanatlar. Ama gündemi değiştirmek ve kendilerine yönelik en ufak bir eleştiriye tahammülsüz olduklarının göstergesi olarak önce bu kişiler seçiliyor, kurban olarak seçiliyor ve ardından da sistemli bir şekilde ön hazırlık yapılıyor sevgili Namık. Nasıl bir ön hazırlık yapılıyor? Öncelikle diyorlar ki ek bir kişiyi şu tarihte linç edeceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Yandaş medya üzerinden manşetler atacağız, hedef göstereceğiz. Sosyal medyada troll orduları üzerinden linç kampanyaları başlatacağız ve bir infial yaratacağız, bir gündem oluşturacağız ve o kişiyi hedefe oturtacağız diyorlar. Ardından işte toplumsal infiale neden olduğu bu kişinin sözleri diyerek savcıları göreve çağırıyorlar. Ki bu savcılar aslında önceden zaten uygun savcılar ve hakimler önceden planlanmış, organize edilmiş, görevlendirilmiş oluyor maalesef. İşte benim örneğimde de ortaya çıktı ki benim ifademi alan, hani sözde ifademi alan savcıyla Gülşen'in yine sözde ifadesini alan savcı aynı kişi ki bunun sonlarca örneğini söyleyebiliriz. Bu uygun savcılar ve hakimler üzerinden bu kişilere dair hani tırnak içinde kurban seçtikleri kişilere dair hemen derhal gözaltı kararları çıkartılıyor. Yani bunlar 3-5 saat içinde çıkartılıyor öyle söyleyeyim. Dolayısıyla akşam gece yarısı operasyonları yapılıyor. Sanki bu kişiler kaçakmış kişiler, gibi. Kişiler uluslararası uyuşturucu ticaret yapan kişiler, bu kişiler cinayete azmettirici ya da
katilmiş gibi ya da işte yolsuzluğa karışmış, bu ülkenin varını yoğunu yağmalamış kişiler, hırsızlar ya da terör örgütüne destek olan ya da terörist kişiler gibi, öyle bir uluslararası operasyonlarıyla derdest edercesine gözaltı yapılıyor. Ve ardından tabii ki savcı ifadeyi alıyor göstermelik olarak. Ardından nöbetçi mahkemeye çıkan yine orada savunması alınıyor göstermelik olarak. Aslında bütün bu süreçte zaten tırnak içinde hukuki kararlar çok önceden yukarıdan gelen talimatlarla verilmiş oluyor. Şimdi hem benim örneğimde hem Gülşen'in örneğinde ve daha belki de dile getiremediğimiz nice vatandaşımızın örneğinde olduğu gibi tutuklu yargılamayı adeta bir sopa olarak kullanıyor bugünkü mevcut iktidar. Çünkü hem benim hem Gülşen'in ve diğer adını bilemediğimiz nice vatandaşın söylemi sonucunda şu karara varıyorlar. Diyorlar ki tutuklu yargılanması lazım. Tutuklu yargılanmanın iki nedeni var. Bir, delil karartma. İki, kaçma ihtimali. Ne Sedef Kabaş'ın, ne Gülşen'in, ne de diğerlerinin delil karartma imkanı var mı acaba? Ben bir hafta önce canlı yayında Tele1'de yaptığım bir yayını nasıl karartabilirim? Ya da Gülşen 4 ay önce yaptığı kayda girmiş bir espriyi nasıl karartabilir? Ve kaçma ihtimali. Bu kadar şöhretli bir sanatçı Gülşen nasıl kaçabilir? Ya da Sedef Kabaş her gün ekranlarda olan, her gün nerede olduğu belli olan seminerler, eğitimler veren bir Sedef Kabaş nasıl kaçabilir? Bizim yerimiz, yurdumuz belli. Ben şahsen defalarca polise ifade verdim. Çünkü hakkında sürekli suç duyuruları yapılıyor. Yani bizi savcı ifadeye çağırsa biz ertesi gün gider ifadeye veririz. Ama amaç o değil. Amaç gece yarısı operasyonlarıyla bizi mağdur etmek. Amaç tutuklu yargılama kararıyla bizi önceden hapsederek cezalandırmak. Yani sonuçta bizlerin üzerinden sadece bizi susturma projesi değil, aynı zamanda daha büyük bir şey yapılıyor sevgili Namık. Evet, evet, evet. Daha evet. Büyük şey ne biliyor musun? Daha büyük şey topluma deniyor ki, bakın biz hukukun üstündeyiz, biz yargı tanımayız, biz hak, hukuk, adalet tanımayız. Biz kimi suçlu ilan edersek onu linç ederiz, kimi kurban seçersek onu mahvederiz. Hapsederiz. Onun için haddinizi biliniz. Bizden tarafta her türlü hakaret yapabilir, her türlü suç işleyebilir. Onlara yargı işlemez. Ama bizi eleştiriyorsa, bizden değilse, bizim bütün baskılarımıza rağmen dik durmayı başarıyorsa, biz ona boyun eğdirmek için her türlü hukuki süreci bertaraf ederek o kişiye haddini bildiririz. Ona göre evet, ayağınızı evet. Denk mesajı veriliyor topluma maalesef. Evet, evet, evet. Ve bundan bir cümleyle mesajınızı alayım. Sonra devam edeceğim. Ben şunu söyleyeyim sevgili Namık. En çok başta söylediğimi sonda söyleyeyim. En çok saldıranlar, en çok korkanlardır. Gidiyorlar, gitmeden önce yakıyorlar bu ülkenin adaletini, hukukunu, vicdanını, aklını, gençliği, doğayı, kadınları, insan haklarını, yani varını yoğunu olabildiğince yakıyorlar. Ama bunların hiçbiri bu iktidarın gidişine mani olamayacak. Ve biz gün gelecek işte evlatlarımıza, torunlarımıza ne kadar karanlık bir dönemden geçtiğimizin göstergesi olarak okutacağız. Bunların belgeselleri yapılacak, kitapları evet. Yapılacak. Bunlar ders olarak okutulacak ki Türkiye bir daha benzer bir karanlığı yaşamasın. Çok teşekkür ediyorum sevgili Sedef katıldığın için ediyorum. Bize. İyi yayınlar diliyorum. Sağ ol. Asla korkmuyoruz, asla susmuyoruz. Mücadeleye devam ediyoruz. Sedef Kabaş, Gülşen ve diğerleri sadece bir örnek. Evet. Biz bu ülkenin cesur yüreklerine, sarsılmaz vicdanına ve mücadele gücüne inanıyoruz. Bu vesileyle de 20 Ağustos Büyük Tahtan yıl dönümünü kutlamak istiyorum. Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha minnetle, şükranla anmak istiyorum. Bu bayramlarımızı, bu özel günlerimizi, bu milli değerlerimizi anmayanları, yok sayanları ve değiştirmeye ve yok etmeye ve unutturmaya çalışanları evet. Da şiddetle kınıyorum.
onlar başarılı olmayacak. Biz hakikaten gurur duyulacak bir tarihe sahibiz ve gurur duyulacak bir geleceği de birlikte inşa edeceğiz. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler Sedef. Evet. Ben teşekkür ediyorum sevgili Nazım. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Evet, saygılarımı gönderiyorum. Teşekkürler. Evet, fikir sahalarda kalmıştık. Söylediğiniz bir söz nedeniyle siz de bunu yaşadınız. Yani bir türbanlı yargıcı gördüğümde tedirgin olurum gibi bir ifade kullanmıştınız. Bunun üzerine bir troll saldırısı da siz yaşamıştınız. Evet, maalesef Türkiye'de artık hukuk, Türkiye artık hukuk devleti değil. Bunun altını çizerek söylemek istiyorum. Yani Anayasa Mahkemesi farklı bir karar verirse iktidardakilerin, o zaman Anayasa Mahkemesi'ni kapatalım diyen bir anlayış var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı kararlar bizi bağlamaz deyip anayasanın 90. maddesine doğrudan doğruya katılmayarak suç işleyen bir yönetim var. Asıl önemlisi bütün bunların hepsinin tamamı hukuk devleti olmaktan çıkınca masumiyet karinesi hukukun en önemli şeyidir. Yani yargılanan bir kişi yargı karar verene kadar suçsuzdur anlayışı ortadan kalkmıştır. Dolayısıyla biz bugün son derece sıkıntılı bir noktadayız. Bunu iyi görmemiz gerekiyor. Hukuk olmayan yerde yaşam olmaz. Çünkü evet. Haklarınızı, özgürlüklerinizi ve her şeyden önemli olan yurttaş olarak var olan bütün yaşamınızı hukuk düzenine bağlısınız demokratik ülkelerde. Aşiretlerde bile onlara uygun bir hukuk düzeni.